Amatör Akademi'den herkese selamlar dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu şase kaynağı. Chivomo 200 akülü tekerlekli sandalyemin şasisinde sorun çıktı. Kaynak yerinden değil, şasede yırtılma çıktı, demirde yırtılma çıktı. Bu şöyle bir konu yeni kendi başımıza geldi. Eşimin kullandığı akülü tekerlekli sandalyede, hani daha bir senelikti araba, bir iki senelikti, başımıza geldi. Kaynak yerinden değil, demirden yırtılmıştı. Artık bu araba 6 senelik, 7'ye doğru gidiyor. Haliyle aynı olay, aynı taraftan benim kullandığım arabada da başıma geldi. Şimdi onu kaynatacağız. Yalnız ben şunu söyleyeyim baştan, ben kaynak ustası falan değilim. Tamamen o da amatörcü olacak. Yani benim için Ahmet'in, Mehmet'in kapısına gidip de abi şunu kaynatır mısın demekten daha iyidir yaptığım. Üçüncü sınıf, biraz daha hoşaf kaynak daha iyidir. Bu kafadayım ben. O yüzden hani onu söyleyeyim. Tekerini görelim şöyle. Zaten tekerini falan da değiştirecektim. Onları videoya katmayacağım. Sadece şasiyi sağlamlaştırmanın videosunu, kaynak yerlerinden sağlamlaştırmanın videosunu koyacağız. Öteki tarafı da sağlamlaştıracağız. Şuranın yırtığını çekebiliyor mu? Dur istersen. Gördüğünüz gibi sağ teker yamuldu içe doğru. Bakın kaynak yerinden değil. Kaynak yerleri duruyor. Kaynağın hemen bitiş noktalarından ayırmış. Orayı sağlamlaştıracağız. Daha sonra öteki noktayı da sağlamlaştıracağız. Yani baştan önlem alacağız öbür tekerinkini de. Böylece şasi yırtığı ortadan kalkmış olacak. Evet, ben bunu kaynağı hazır hale getireceğim. Etrafını biraz spiralle temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi kaynak noktasından değil, şasiden bağlantıdan yarmış. Bir güzel bunu kaynatacağız, orayı dolduracağız. Tabii elimizden geldiği kadar. Aşağıdaki bölümü de güçlendireceğim. Orayı da dolduracağım. Evet, bu şekilde dolana dolana eve kaynağını yapacağız. Tabii ki de bir profesyonel kaynak olmayacak ama abi şunu kaynatır mısın demekten iyidir birisinin kapısına. Bu şekilde götürebildiği kadar götürecek biz. Evet sevgili dostum. Videonun sonuna geldik. Lastikleri değiştirdik. Motorları zaten bir değiştirmek istiyordum. Bakımları yapılmış motor vardı elimde. Onları değiştirdim. Şasesine bir ufak böyle yukarıdan bir sprey boya sıktım. Kaynağını da yaptık. Şöyle bir de dediğim gibi ben profesyonel değilim kaynak konusunda ama
şekilde. Gözüküyor. En azından şimdilik temizlendi, temiz bir şey çıktı ortaya. Şasiniz koptu, yani şasi koptuğunda kaynak yaptırabilirsiniz. Bir daha gidip kafadan sıfır şasi almaya gerek yok. Yani bilginiz olsun. Tabii kaynak yaptıracak düzgün yer bulabilir misiniz? Ona bir şey diyemem ama yani benim yaptığım kaynakta yani öyle profesyonel bir kaynak değil. Neyse, sağlık, huzur, refah içinde hoşça kalın.